O büyük savaş, Amikovası'nda olacak büyük savaş, Roma'nın fethi, Deccal'ın çıkışı 7 sene içinde olacak. 7 sene içerisinde o Amikovası'ndaki büyük savaş, efendim, o kadar büyük savaş ki, yani kafirlerin kırıldığı, geçirildiği, diyor, o kadar kafir leşi serilecek ki diyor ovaya, bir kuş diyor, havada uçan bir kuş uçuşunu ölene kadar uçsa, yani ölene kadar uçuyor, onların leşlerini bitiremeden ölür diyor. O kadar leş serilecek. Milyon yani. Bir kuş diyor, kuş. İnsan cesetleri üstünde de uça gidecek. Hayvan canını telef edecek diyor. Artık diyor yani gücü, takatı yetmeyecek diyor. Yani 100 kilometre, 200 kilometre, 300 kilometre gidecek kuş. Ki değil mi? Daha da uzun giden kuşlar var. 1000 kilometre giden tabii ki var. Evet. 1000 kilometre gidecek. Hayvanın takatı yetmeyecek. İnsan cesetleri üst üste yığılacak. Kardeşim bu ne vahşettir ya. Ne oluyorsun ya? Ve bakın sırf Cafer'i efendim Şii için bunlar yani düşünün. Vehhabi. Kardeşim yani el insaf Hristiyanlar Musevi'dir. Zaten onlar gidecek demektir evet. O anlamda. Ateistler, Masonlar bilmem değil mi? Başka düşüncede evet. Olan insanlar ona insan evladı değil mi? Evet. Var mı dinde asıp kesmek, doğramak? Nereden çıkarıyorsun bunları? Özetle Mehdi kan akıtmayacak. Bakın özelliğidir. Allah'ı anarak fetih yapar. İnşallah. Allah'ı anarak. Ve şefkat, merhamet insanıdır. Hı hı. Mesih de öyle. O zaman da kan akıtmadı. Mesih. Mesih evet. Evet. O da bir nevi Mehdi'dir. Evet, inşallah. Mesih de bir nevi Mehdi'dir. Yani vasfıdır yani. Mehdiyet vasfıdır. Ama Mesih'tir lakabı. İnşallah. İnşallah. Hadiste açıkça onun kan akıtmayacağı geçiyor. Bitti. Evet. Yani şimdi mesela sen Allah vermesin. Şiilere gittin. Sizi keseceğim, doğrayacağım. Niye? Siz Sünni değilsiniz dese. Adam der ki ben Sünni oldum arkadaşım der. Tabii. Ya yani. Şimdi şu bu iş mi? Evet. Adam münafık yaptı. Tabii münafık yaptı. Ya sen bırak adam nasıl inanıyorsun, inansın sana ne? Allah onun için kaderini öyle şeymiş. Bir de ne mahsuru var yani? Evet. Değil mi? Velev ki ateist olsa seninle ilgilendirir. Yani Allah ateist insanları yaratacağını söylüyor Kur'an'da. Kaderinde öyle olacak onun. Sen anlatmakta mükellefsin. Sen mesela Allah vermesin bir ateiste gitsen, iman etmezsen seni öldüreceğim dese birisi. Adam Allah'a şükür iman ettim der. Evet. Al sana münafık. Evet. Dürüst davranın daha ne istiyorsun? Evet. Açık açık söylüyor ateist olduğunu. Biliyorsun ne olduğunu. O zaman anlatabilirsin, tebliğ edebilirsin. Evet. Ve onun samimi Müslüman olması imkanı oluyor o zaman. Münafık çok berbat durumda. O cehennemin en derin bir tabakasına gidecek o. Evet. Adamı niye münafık yapıyorsun durduk yere? Evet. Yani çok çok yani Kur'an'dan tam çelişen bir mantık. Bu çok yanlış. İnşallah Mehdi devrinde bunlar tamamen ortadan kalkacak. İnşallah. Şefkat ve merhamet gelecek.